1718'e gelindiği zaman, yani uzun süren, yani 1683'te başlatırsak 17, 35 yıldır bir süren, aralıklarla süren savaş dönemi var. Yani devamlı savaş devleti ve bu zaten savaş dönemlerinin etkisini şurada görüyorsunuz. Devletin bütçelerine baktığınız zaman çok büyük bütçe açıkları veriyor. Çünkü aşırı maliyet, asker ihtiyacı vesaire şu bu. Ve bu halka yansıyor. Mesela bizim devletimizin en önemli özelliği şudur tarih boyunca. Halktan vergi almayı çok iyi bilir. Yani hatırlıyorsun yıllar önce depremle ilgili evet. ilk vergiler geldiği zaman bir yazı yazmıştık. Bu vergiler geri gitmeyecek diye. Sonra maaş ödendiği açıklandı onunla. Yani, çünkü aynısı. Bu Viyana bozgun yıllarında devlet yeni bir vergi ihdas ediyor. İmdadı Seferiye. İmdadı Seferiye. Sefer. Ya vergi. Kelimeyi tam söyle. İmdadı Seferiye. Seferiye. Evet. Fakat daha sonra bu vergi o kadar tatlı bir hale geliyor ki. Savaş olmadığı zamanlarda imdadı Hazariye diye alıyor. Yani barış zamanlarında da alıyor, savaş zamanlarında da alıyor. Barış zamanlarında oranı biraz düşüyor ama bu halkın üzerine aşırı bir yük getiriyor tabii. Ardından İstanbul'da meydana gelen büyük bir yangın. İstanbul'un yangını meşhurdur çünkü binalar ahşap ve ağaç olduğu için. Bunun yanı sıra 1719'da... Yanık Köşkler Sokağı diye bir sokak vardı vakti zamanında düşünüyorum. Evet. Ne sokağı? Yanık Köşkler Sokağı. Ha. Çünkü İstanbul'un şeyidir. İstanbul'un yangını Anadolu'nun salgını diye anılır. Yani hastalıklar İstanbul'da yangın meşhurdur. 1719'da büyük bir deprem meydana geliyor. İstanbul'u o da tesir ediyor. Körfez'den başlayarak. Ve bir bürokratın, Nevşehirli İbrahim Paşa'nın sadrazam olmasıyla birlikte sulh dönemini tercih ediyor. Yani Nevşehirli İbrahim Paşa devletin savaşta fazla bir şey elde edemeyeceğini gördüğü için o dönemde sulh dönemini başlatıyor. Ve ilk defa en önemli şehirlerden birisi İstanbul. Uzun süreden beri bakımsız kalmış. İmar ediliyor şehir. Yani İstanbul'un önemli imar dönemlerinden birisidir. Yani bu dönemde İstanbul'a hem eski yapılar elden geçiriliyor, hem yeni binalar yapılıyor. Evet, pek çok en önemli şeylerden birisi matbaanın da altyapısını hazırlayan bir faktördür. Birçok yeni kütüphane yapılıyor. Hem sarayda hem saray dışında. Kitaplar koruma altına alınıyor. Çünkü yangınlar aynı zamanda birçok kütüphaneyi de, kitapları da yok ediyor. Bunun yanı sıra şehrin su meselesi var. Özellikle Beyoğlu tarafında yeni su yolları yapılıyor. 1. Mahmut döneminde de bu Lale Devri'nden sonra devam edecektir. Evet. Yani su, yeni sular getiriliyor. İmalathaneler canlandırılıyor. Kütahya'daki, İznik'teki Çin imalathaneleri. İstanbul'da yeni bir imalathane kuruluyor. Yani tabii bu şunu da gösteriyor. İnşaat sektörünün canlanması. Yani hem iş hayatını canlandırıyor hem de yeni imar faaliyetlerinde bir endüstri haline geliyor. Yani o şekilde canlandırılıyor. Birçok yere köşkler yapılıyor, kasırlar yapılıyor. Özellikle meşhur Kağıthane'deki Sadabat. Ama bunun yanı sıra Cağaloğlu'nda Ferahabat'ı var. Ne oldu? Çok güzel bir mesaj var. Enerji ihtiyacı için bir pil üretilsin. Bitmeyen bir pil. Adı da pilin olsun. Çok güzel. Hayır, sanki öyle kolay. Neyse ama Lale Devri'ne devam et sen. Yani mesela kolay değil ama kafa oraya çalışsa çok daha verimli olur. O ne zaman çalışır biliyor musun? O petrol bittikten sonra olur. Petrolün 20-30 yılı kaldı demiyor. Allah'ım ya Rabbi, sizin petrolün Erhan senin. 20-30 yıl pek uzun bir zaman değil. Ana rezervi. Bir santral var canım, arabalarda da evet. Çıkacak. Kağıthane'de Sadabat, Salıpazarı'nda Emniabat, Cağaloğlu'nda Ferahabat, Ali Beyköy'de Hüsrevabat, Bebek'te Hümeyunabat, Defter'de... Bebek'te ne? Bebek'te Hümayunabat. Ha. Ve Kumeyni Üsküdar'da Şeref Abad gibi kasırlar yaptırıyor. Yani İstanbul'un birçok yerinde yeni kasır ve köşkler yaptırılıyor. Ve burada da önemli ilham kaynağı 28 Mehmet Çelebi'li oğlunun Fransa'dan getirdiği saray resimleri. Versailles'in ve diğer sarayların. Ve bu köşklerin çoğu beyazmış. Beyaz köşkler. Tabii yalnızca padişah yaptırmıyor. Devlet adamları da yaptırıyor. Ve o bölge Sadabat, özellikle Kağıthane'de tekrar canlanıyor. Tabii devlet adamları ne oldu? Eğlenirken halk da kendi halinde. Mesela kahve ve meyhane sayıları artıyor. Yani herkes kendi ölçeğinde eğleniyor. Yani onlar daha üst düzey para harcayarak eğlenirlerken halk da oralarda eğleniyor. İşte Boğaz daha imar açılıyor bu dönemde. Tabii, ama şeyi de söylemek lazım. Yani Lale Devri bir ilerleme, modernleşme ve bir altyapı oluşturulma dönemi. Onu söyleyeceğiz. Evet, yani sadece safahat ve eğlence değil. Yani eğlence şu bu falan. Ay şu
İşret değil de sadece. Evet, onu da söyleyeceğim. Yani şimdi tabii en ilginçlerinden birisi şudur. Ferahabad Kasrı'nda, Cağaloğlu'nda 3. Ahmet, Sadrazam vesaire devlet diyeceğini toplamış, eğleniyorlar. Ramazan girmek üzere, Ramazan'da da bir gün var. O sırada padişahtan onay almadan birisi Hilal'i gördüm demiş, gelmiş. Ayasofya caminin kandilleri yakılmış, teravih ezanı okunmuş. Bizimkiler eğleniyorlar. Bir bakıyorlar, Ramazan. Başlamış. Kim yaptı bunu filan deyip araştırırken Ayasofya'daki bir görevli çıkıyor. Ama iş işten geçmiş. Çalgaları balgaları toplatıyorlar. Herkes evli evine, köylü köyde. Yani öyle bir Lale Devri'nde de ilginç bir Ramazan başlama hikayesi vardır. Ahmet Refik'in kitabında da anlatır. Yani böyle tabii bu eğlenceler vesaireler var. Yani de, işte kaplumbağa üzerinden mum yürütüldü filan diye. Onu görmedim ben bir yerde. Belki vardır. Ben bir tarihçinin şöyle bir yorumunu okumuştum. Tabii ki bu eğlenceler vesaire artıyor ama asıl halkın tepkisini çekmesinin nedeni daha önce dört duvar arasında mesela Topkapı'nın yüksek duvarları arasında yapılan eğlenceler pek çok değişik yere dağılıkta işte, insanlar tarafından gözükür hale gelince yani zaten eskiden yaptıkları şeyi göstermiş oluyorlar ve tabii ki tepki oluyor orada. Yani o biraz işte durum başlangıçta olmuyor. Devletin ekonomik olarak ve askeri olarak gerilenmesinin tabii yani gerilenmesi var, onu gerilemesinin de bir neticesi.